Meltem TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Taksi programıyla karşınızdayız. Diyoruz ki hey taksi, cumartesi günlerinin vazgeçilmezi. Bugünkü programımızda yine çok bomba konularımız var. Harika haberlerimiz var. Sevgili İsmet'le birlikte sunduğumuz taksi programımıza başlatıyoruz. Yine stüdyoda değerli konuklarımız var. Hemen yanımda Hüseyin Duman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı. Alpay Demirkol Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Taksi Durakları Dayanışma Derneği Başkanı ve sevgili İsmet. Evet, bugün bu hafta çok güzel bir haberle karşılaştık. Sanıyorum İstanbul Taksiciler Odası, evet, Martı Tak'a haciz işlemi başlattı. Detayları da İsmet'ten alalım. Buyurun İsmet. Bu hafta İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Martı Tak şirketine icra takip başlattı. Şirket binasına gidildi, tutanak tutuldu. Karşı taraftan cevap beklendi. Şu anda o süreç yaşanıyor. Bu psikolojik bir artık mücadele diyelim. Neye döndü peki? Niye böyle bir yılan hikayesi gibi oldu? Ya Türkiye'de biz Yüce Türk Mahkemelerine güveniyoruz. Mahkemenin evet, vermiş olduğu bir tane karar var. BTK'nın, Erişim Engelleyici Birliği'nin esasında Martı Tak'ı şimdiye kadar kapatması lazım. Konuklarımızdan Hüseyin Duman abimiz de, Hüseyin Duman başkanımız da mahkemenin müdahillerinden konuyu kendisinden de dinleyebiliriz. Şimdi, evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hakimin vermiş olduğu bir karar var. Bu kararda muğlak bir ifade kullanmış. 18. asliye değil mi? 14. Asli Ticaret Mahkemesi'nde mahkeme şöyle bir karar verdi, gerekçeli kararda şunu yazdılar. Diğer ticari faaliyetlerine zarar vermeyecek şekilde Martı Tak'ın kapatılması diye bir karar verdi. Biz kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede diyor ki bunu böyle yaz, dedim ki bu muğlak bir ifade. Nasıl evet, muğlak bir ifade? Yani diğer ticari faaliyetlerine karar ve zarar vermeyecek diye bir ifade kullanırsanız Martı Tak'ı kapatamıyorlar. Neden kapatamıyorlar? İşte tek Survivor üzerinde işlem görüyor bu. O yüzden de kapatıldığı zaman hepsi birden veyahut da tam anlayamıyor Erişim Sağlayıcıları Birliği. Mahkemeye tekrar yazı yazdı. Dedi ki bu ifadede bana dedi nereyi kapatacağımı açık ve net bir şekilde söyler misiniz dedi. Günlerce bekledi bu mahkemede. Hakimin söylediği ben savcı değilim diyor. Ben hakimim diyor. Ben karar veren makamım, savcı değilim. Bunun araştırmasını yapıp bize sunacak olan sizlersiniz diyor. Hüseyin Başkanım şöyle olmadı mı? 2019 yılında Uber'de de biz aynı süreci yaşadık. Mahkeme tarafından kapatıldı. Uber'de biz onu da biliyorsunuz müdahil değil, dava sahibiydik. Birleşik Taksiciler evet, Derneği olarak dava sahibiydik. Onda biz Survivor'ın bütün adreslerini, açık adreslerini vermiştik. Uber X Large bölümüne dava açmıştık. Şimdi orada şöyle oldu. Ben de o süreci hatırlıyorum mesela. 2019 yılıydı. Mahkeme Uber'in yasal olmayan taşımacılık yaptığı kanaatini gösterince gene BTK'ya yazı yazdı. BTK Uber'i komple kapattı. Ama orada komple kapatılmasına karar vermişti. Ama işte bakın komple kapattı. Komple kapattı orada. Uber hakim ondan sonra kapattı. İstinafa başvurdu. Dedi ki ben de resmi taksilerle de çalışıyorum. Taksi bölümünün açılmasını, X-Large bölümünü kapattım. Kararın böyle revize edilmesini istiyorum dedi. Süreci hakim, tamamladı. Hakimin söylediği şu. Diyor ki ben diyor dedim ki o bizim sorunumuz değil ki. Kapatalım. Hı hı. Kendisi gitsin desin ki kendisi teknolojik bir şirket. Bunun teknolojisini gayet güzel yapabilir. Onları o bölümlerini oradan ayırabilir isterse dedim. Evet. Dedi ki dava açarsa kazanır. Devlet dedi tazminat ödemeye mahkum olur dedi. Bu sefer ben de dedim ki bakın dedim 60 bin tane şoför var sadece İstanbul'da. 60 bin tane şoförün dedim hakkını çalıyorlar burada. Evet. Yani emeğini ve ekmeğini çalıyorlar. Burada bir haksızlık var dedim. Ankara'da ayrı bir dert. Antalya'da ayrı bir insanlar. Oradakilerin sayılarını söylemiyorum bile. Evet. Ve bir o kadar da
Bu reklamlar yüzünden burada ceza yemeyeceğini bilmeyen insanlar da giriyor bu aplikasyona ve sonunda yakalandıkları zaman da her gün en az 60 kişi, 70 kişi sivil ekipler tarafından yakalanmakta. Evet. Ve bu kadar insan da her gün dedim 20 bin üstünde insan da şu anda mağdur durumda dedim. Ceza yiyorlar dedim. Bunlar dedim öksüz olmuyor mu, yetimin hakkı olmuyor mu bunlarda dedim. Hiçbir şey diyemedi. Nitekim sonuçta artık dedi dava binden çıktı. Dava çünkü istinafa gidildi. Evet. Ben dedi icra yolunu söylemiştik. İcraya da gidildi zaten. İcraya gidildi derken İstanbul Taksiler Esnaf Odası'nın gitme hakkı var. Çünkü davayı açan o. Bizler evet. müdahil olduğumuz için böyle bir talepte bulunamıyoruz. İcraya gidildi. Nitekim de bu hafta içerisinde hepsi halloldu. Yani benim üzüldüğüm nokta ne şu. Ne oldu Türkiye'de peki? Hacizde ne oldu? Tutanak tutuldu. Kapatılmaya gitti. İcra dairesi aslında mahkemeye tekrar yazı yazdı. Hangi, neresi ne gidilmemiz gerek kapatılmak için. Hakim ona da cevap vermedi. Hakimin söylem tarzı şu. Artık dava benden çıktı. İstinafta diyor. İstinafın karar vermesini bekleyeceğiz. Ne kadar kolay. Yani peki bunun anlamı ne? Ne olacak? Top çevirme. Net ifadeyle. Şimdi ne yazık ki onlar da demek ki güçlü bastırıyor demek ki. Şimdi vatandaşın tek güvencesi Türkiye Cumhuriyeti bu hukuk devletidir. Yani, hepimizin tabii. haklarını koruyacak, kollayacak tek ortak zeminimiz bu. Maalesef mahkeme karar veriyor. Mahkeme süreci de zaten çok sancılı geçti. Şu andaki şeye bakıyorsunuz. Bir an önce bu işin çözülmesi lazım. Çözülmüyor. Mahkeme işte hakim diyor ki ben kararı verdim. İcra yolunu tarif ediyor. İcra yolunu tarif edene kadar kararı da istese revize edebilir. İstinafa yönlendiriyor. İstinaf farklı bir süreç. Yani süreç uzuyor. Esnaf burada... İstinafta da uzayacak tabii esnaf, yani. Şu anda esnaf ciddi bir şekilde işsizlik var. İstanbul'da taksi sektörü hakikaten şu anda mevsim kış şartları olmasına rağmen hareketli bir dönemde olmamız lazım ama şu anda işsizlik var. Bir de trafiğiyle çok aşırı derecede. Evet, aşırı trafik var. Yani son... Duraklarda peki durum ne? Hemen soralım. Duraklardaki durum yani takım kapanmasını bekliyoruz. Çünkü uzun işlerin çoğu da onlara kaymaya başladı. Bizi de olumsuz yönde etkiliyor. Kapanmasını bekliyoruz. Mahkeme süreci uzun oldu. 150 güne yaklaştı evet. değil mi? Ya bir de yani ben şöyle bir şey biliyorum Alpay Bey. Yani... Yani çocukluğumuzdan bu yana da böyle taksi durakları mahallenin karakolu gibiydi. Evet. Derdi olanı taşır, hastasına gideni taşır, cenazeye taşır. Ne bileyim sevgilisinden ayrılanı taşır, abilik yaparlardı. Ama şimdi bakıyoruz da o duraklar kalmadı. Yani içinde taksi de yok. Yani biz böyle garip bir süreç değil mi? Şimdi aplikasyonlardan, Hüseyin abi böldüm kusura bakma. Şimdi aplikasyonların aşırı derecede pahalı para alması mı onu da konuşacağız tabii de taksi duraklarını çok vurdu. Biz 40-50 araçları olanlar 20-25 araçlara düştü. Yarı yarıya düştü araç sayıları. Ondan sonra ne bileyim duraktaki işlerin çoğu onlara kaymaya başladı. Bunu da gözümüzde görüyoruz. Ama müthiş de bir para alıyor. Yani bir müşteriden taksi çağırdığı zaman aplikasyonlar 30 TL para almaya başladı. Evet. Öbür taraftan korsanla mı mücadelelerin takla bizim karşımızda büyük şirketler, bir taksi, Uber onlarla mı mücadele edelim? Taksi durakları şaşırmış durumda. Zaten hayat pahalı, enflasyon, çalıştıracak işçi yükümüz arttı. Gece çoğu taksi durağı İstanbul'da kapatmaya başladı. Saat gece evet. saat 12, sabah 5 arası. Küçülmeye gitmek zorunda kaldık. Evet bizim mahallemizde 2 tane var durak. Taksi çok olmuyor yani. Yani zaten taksi durağı 950'lerden 600'lere düştü. En evet. sonki rakamlar 600'lere evet. kadar düştü. Şöyle söyleyeyim. Taksi durakları karakol dediniz ya, gerçekten karakoldur da taksi duraklarında araba sayısı az kaldığı için de orada insan da barındıramıyorsun haliyle. Kapanma noktasına geldiler yani. Yani çok şey de hem mahalleyi koruyandı. Duraklar... Ben şeyi hatırlıyorum mesela Erenköy Reptur'du bizim taksi durağımız. Evet. Çok eski yani müşterilerimizin çok güvendiği anahtarını emanet ediyordu. Yani tabii, bizim tabii. çocuklar okuldan gelecek
durağa evinin anahtarını veriyor, mahreminin anahtarını. Durağa bu kadar güveniyordu. Esasında duraklar, yani burada Alpay Bey'in, Alpay Başkanımızın davet etmemiz sebebimiz en önemli unsuru da İstanbul'da taksi durakları dediği gibi 900-950'lerden 600 lira düştü. Ve eğer müdahale edilmezse, yani teknolojik bir dönemde yaşıyoruz. Nasıl ben, müdahale edeceğiz, ne yapabiliriz şimdi peki? Olması gereken bana göre, yani Alpay Bey de Alpay Başkanımız da onu yorumlayacaktır. Ben şahsi görüşüm, mesela teknolojiye bizim karşı durmamamız lazım ama teknolojiyi de mevcut sisteme entegre etmemiz lazım. Yani komple mevcut sistemi de aforoz etmemek lazım. Mesela aplikasyonlar dünya çapında iki tip modelle çalışıyor. Bir tanesi Amerikan modeli dediğimiz, bizim Uber, Bitaxi İstanbul'da çalışan firmaların çalıştığı. Durak tamamen yok. Sadece müşteriyle taksinin noktalarını buluşturan bir sistem. Bir de Alman ekolü var. Almanlarda da taksi durakları belli noktalar seçilmiş. Bu Singapur'da da uygulanıyor ki Singapur'da dünyanın en verimli taksi sistemi var. Yani boş kilometreniz yok. Trafiği kesinlikle boşa işgal etmiyorsunuz. Size belli noktalar şey yapılmış. Taksi durakları sistemin içinde. Yani ilk önce çağrı ya da telefon taksi durağına gittiği zaman, durağın aracı olmadığı zaman bile en yakın aracı kendi durağın aracıymış gibi referanslı bir şekilde gidiyor. Bence olması gereken sistem bu. Ama ne yazık ki ne Büyükşehir Belediye'miz ne de Ulaştırma Bakanlığımız, şu anda biz kendimizi yırtıyoruz televizyonda, bu kaçıncı bölüm oldu. Müşteriden çok fahiş 30 TL her binişte ücret alınıyor. Ve taksi şoföründen tabii ciddi şekilde %11'den işte %25'lere varan komisyon alınıyor. Ve bunlar brütten alınıyor. Nete vurduğunuz zaman bu %25, %40'a tekabül ediyor. 11,5 olan da 18 lira falan tekabül ediyor. Ciddi oranlar var burada. Buna dediğim gibi ne Büyükşehir Belediye'mizden ne bakanlık temsilcilerimizden bir müdahale yok. Vatandaş söylüyor. Ne tüketici derneklerinden müdahale yok. Bakın basında falan hiçbir yerde yansımıyor. Peki şöyle bir şey olmuyor mu? Yani neden refleks göstermiyor? Taksiciler terör eyleminde inisiyatif kullanıp hemen sarı öfke yollarda oluyor. Evet. Toplumsal duyarlılığı çok yüksek olan bir camia. Ne bileyim, İsrail olayında Gazze'lilerin yanında oldu taksiciler. Evet. Yani her zaman mazlumun yanında olan taksicilerin neden toplum yanında değil? Ben şimdi çok üzüldüm yani, gerçekten. Şöyle söyleyeyim, ben ona bir açıklık getireyim hemen. Taksici psikolojik ve ekonomik savaş veriyor içeride. Haliyle şimdi bunlardan iş alınca üçüne beşine bakmıyor, iş alsın diyor. Ancak bunlara bizim tepki verebilme hakkımız, yani tam tepki verebilme, o işin yoğun olduğu saatler var ya, o yoğun olduğu saatlerde burayı kapatarak, bunları kapatarak protesto edebiliriz. Evet, aslında. Niye yapmıyorsunuz? Aslında İşin yapın yoğun yani. Olduğu saatlerde. Evet. Yoğun olduğu saatlerde, her yerde yolcu varken, her tarafta iş var iken basacaksınız düğmesine, olduğu aynen. gibi meşgul olacaksınız. Vallahi inanın Hüseyin Başkanım, bu 30 lira fazladan alıyor ya, 30 lirasında değilim. Haksız kazanç. Taksiciden alıyorsun. Ama bir şimdi de uyduruktan bir şey koymuşsun, post cihazı. Bir de oradan alıyorsun. Kalkıyorsun, utanmadan bir de benden alıyorsun. Ama anında sildim. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Hani herkes de silmeye davet 2500 ediyorum. 2500 taksi var ya, çıkacak olan, şu anda mahkemelik olan. Mahkemeye verildi biliyorsunuz o 2500 evet. dijital taksi. O taksinin kararında bu 30 lira alınmayacak diye bir karar var bildiğim kadarıyla. Başka bir yerden çıkartırlar ama hiç merak etmeyin. Eğer şimdiden söylüyorum, eğer sadece o 2500 takside o 30 lirayı almayıp bize düşen çağrılarda 30 lira alırlarsa anında mahkemeye müracaat ederim. Çünkü bu bir haksız rekabettir. Tabii ki. Yani tamamıyla kalkacaktır diye düşünüyorum şimdi ben o zaman. Bu 30 lira konusu Hüzün Hanım konuşulmuşken, İstanbul'da yaklaşık 40-50 durağın kullandığı, bizim de içinde kullandığımız isimini verebiliyor muyum buradan? Verme. Tabii verebilirsin. Bizim durak taksi sistemi, bizim kendi uygulamamız, yazılımımız. Aynı zamanda taksi iste sistemi var. Şimdi bunlarda o kadar güzel özellikler var ki taksi duraklarının kullandığı. Aracı 24 saat takip edebiliyor. Ama duraklarımızın bunun için her bir durağın bilgisayar koyması lazım evet. bir kere. Onu söyleyeyim. Aracı 24 saat takip edebiliyor. Acil sos durumu var başına bir şey geldiğinde. Evet.
Şoför arkadaş bir çember belirliyorsun, durağına yaklaştığı anda kendi otomatik sırada yazdırabiliyor, tuşa basıp da yazdırabiliyor. Şoför önündekini, arkandakini, sıradaki arkadaşını da bir şekilde Alman sistemi işte, Almanların geliştirdiği yani, sistem. Bunun biz zaten kullanıyoruz mevcutta ama yaymaya çalıştığımızda 40-50 durağın üstüne çıkamıyoruz. Ya ben buradan seslenmek istiyorum İstanbul'da taksi durakları işleten meslektaşlarıma, abilerime, kardeşlerime lütfen bunlara katılalım. Çünkü aynı havuz içinde dayanışma dediğimiz bu zaten. Kimin araca ihtiyacı varsa bir tuşta orada telefon numarası, adı soyadı, durağımıza davet edebiliyoruz misafir araçları. Ve bunda aslında Hüseyin abi şunu da söyleyeyim. Biz bunda uygulamada, müşteri uygulama bölümünü de açabiliyoruz. Yani bizim burada ne bir taksiye ne Uber'e ihtiyacımız var aslında. Yani evet, bunu gerçekleştirebilsek iki tuşta biz müşteri aplikasyon bölümü var. Yani bunun ücretini de istemiyoruz. Yeter ki gelsinler. Hiç Büyükşehir Belediyesi ile falan görüşme yapabildiniz mi taksi durakları temsilcisi olarak? Daha görüşme yapamadık. Mesela ben İstanbul'un hakikaten taksi durakları ne diyoruz? Taksi durağı karakol diyoruz. Emanet edebileceğimiz emin bölgeler diyoruz. Ama mesela Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi taksi duraklarının benim gördüğüm de can suyuna ihtiyacı var değil mi Alpay Başkanım? Kesinlikle. Yani sermaye kısıtlı. Hüseyin Başkanımızın ifade ettiği gibi biz ekonomik mücadele veriyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir bilgisayar bedeli bile artık esnafın cebine dokunur oldu. Mesela Büyükşehir Belediyesi taksi sistemini rehabilite etmek istiyorsa bütün durakları mesela bir ortak payda da toplayabilir. Mesela ne güzel dernek kuruldu, bütün duraklar temsil ediliyor. Evet. Duraklara nasıl katkı sağlanabilir? Duraklar mahallenin karakolu diyoruz ya, güvenlik merkezi yani diyoruz yani. Bir şey söyleyeyim bak, biz gece çalışıyorduk. O zaman şeyde Flash TV'de çalışıyorduk. Kameraman arkadaşımla haber kovalıyoruz. Sonra yorulduk, böyle bir çay içeceğimiz bir yer ararken taksicilere sorduk. Taksiciler bilir ya durağı. Dedi abla gitmeyin dedi, buyurun gelin dedi. Orada şey yapmışlar kendilerine, o kadar sıcak bir ortamdı ki. Yani şeyde Gayrettepe'de bir duraktı. Yani hoşumuza gitti, çay içtik dedik, hani şey yapalım, para vermeye kalktık, almadılar. İnsan biraz kendini böyle farklı hissetti, yani güvende hissetti, güzel hissetti. Yani biz o güzelliklere artık gerçekten özlem duyar olduk. Yani bence taksiciler silkelenmeli ve tavrını koymalı. Yani duraklar olsun, taksiciler olsun, bir dayanışma. Yani bir sarı öfke bir çıksa var ya, yer yerinden oynar ya. Şöyle söyleyeyim, taksi durakları... Kontak kapatın, bitti. Taksi durakları, taksi şoförleri için sosyal faaliyetinin en fazla olduğu yerdir. Evet. Bizim için vazgeçilmezdir. Biz taksi durağı için evimizdir deriz. Yani taksi durağıyla da taksi şoförü ayrılmaz bir ikilidir. Tabii ki. Bütün çevremiz oradadır. Geliriz orada, çay içeriz orada, sohbet ederiz. Orada işte nişan varsa nişana gidilir, toplu. Her şey orada. Bütün sosyal faaliyetlerimizi de orada yürütürüz biz. O yüzden taksi duraklarını ben bütün buradan sizin aracınızla taksi şoförlerine de söyleyeyim. Aslında bunun olayı basit. Şimdi hep sorunlardan bahsediyoruz dedik ya. Aslında çözümleri konuşalım. Evet, çözüm çok basit. Hem şöyle de bir basit. Yani UKM'de bir karar alınsa, her taksi bir durağa kayıt olacak denilse olay bitti. Sunuyoruz ama UKM bir türlü... O zaman çok işte toplumsal duyarlılık dedim ya, yani sizin en büyük şeyiniz kim? Müşteri. Müşteri kim? Toplum. Değil mi? Toplumun yanında alacaksınız. Müşteri olmazsa zaten taksicilik olmaz. İşte onu diyorum yani, taksi müşterileri de kendi üzerlerine düşsün. Düşeni yapsın, çünkü el kaldırıp taksi deyip durduruyorsunuz ama bakın onların şunu yapıyorlar, müşteriler şöyle yapıyor. Genelde kapı yazısı olan arabaları tercih ediyorlar. O ne oluyor kapı yazısı? Durak arabası. Durak arabası. Ben bunu kaç sefer yaşadım. Bir yerde sıradayız mesela, Kabataş'ta olsun. Şeyde sıraya girmişiz, sırayla iş alıyoruz. O kafadaki arabaya binmiyor, geldi bana binmeye kalktı. Dedim sıra o arabada, dedi ki o durak arabası değil, ona binmeyeceğim dedi. Tabii durak kültürü var toplumda. İşte, meslektaşlarımız yani sıkı düzeni. Ben bilhassa bütün müşterilerimize de söyleyeyim. Çünkü duraklar denetlemenin de en yoğun, en güzel noktasıdır yani. En küçük yerden başlar. Komple İstanbul'u nasıl denetleyeceksin? Taksileri nasıl denetleyeceksin? Taksi durakları hakkında. Taksi duraklarına adam şikayet ediyor. Bize şikayet etmediler mi? Ettiler.
Dedi böyle böyle bir aracınızda işte şöyle şöyle bir şeye muhatap kaldım dedi. Harekete muhatap kaldım dedi. Deyince biz ne yaptık? Onu çağırdık. Önce onu da dinledik. Ondan sonra gerekli cezayı verdik. İşte budur. Yani bunları tabii toplum bilmiyor. Yani çünkü böyle bir program yok. Türkiye'de ilkiz. Onun için de ben gurur duyuyorum sevgili İsmet'cimle beraber bu programı yapıp. Çok sağ olun. Bu konuda gerçekten yani gerçekten bakın bir dokunuyorsunuz, bin aşı diyorsunuz. Tüm toplumun her kesiminde olduğu gibi taksicilerin de çok büyük dertleri var. Biz de onları can kulağıyla dinleyip ne yapabiliriz onları konuşacağız. Şimdi çözümlere gelelim. Başka. Çözüm işte dediğim gibi taksi durakları için UKM'de bir karar alsınlar. Desinler ki bütün taksileri bir duraklara bağlı kalacak. UKM karar vermesi için bence var ya oraya bütün İstanbul'un taksilerini yığın bakayım nasıl çıkıyor. Ya zaten bizim esnafta öyle birliktelik olsa var ya. Ama şimdi bir terör olsa hemen bütün taksiler çıkar. Ya işte bizim bam telimiz, biz vatan millet sevdalısı esnaf grubuyuz. Bir bayrağı gördüğü zaman bütün taksiciler hemen canını siper ediyor. Bir şehit haberi geldiği zaman herkes toplum olarak ciddi bir şekilde üzülüyoruz. Ama bizim işte Alpay Başkan taksi duraklarını temsil ediyor. Muhatap alan var mı belediyede? Gel kardeşim sen bir temsilcisin, sizin sorunlarınız var, çözelim diyorlar mı? Demiyorlar işte. Dedirteceğiz o zaman İsmet. Yani ne yapacağız? Toplumsal duyar. Evet, sesimizi duyuracağız. Hatta oraya bütün taksiler gidecek. Bir şey yapılacak. Yani bir eylem yapılması lazım. Yani sesinizi duyurabilmek için gerçekten çok güçlü şekilde medyayı şey yapacaksınız. Taksi duraklarında olacaksınız. Taksi duraklarında siz yayından önce de konuşmuştuk. Nerede oturuyorsanız sonuçta sizin de kullandığınız bir taksi durağı var. Tabii. Araç yetişmediğinde bile bizim taksi durağımıza gelen misafire biz hemen bindiriyorlar. Müsaade edin. Evet. Size araç temin edelim. Tabii. Araç yetişmese de biz bunu sunuyoruz. Ama tabii. İnsanlar hemen benim işim acil taksi istiyor ki yanımda olsun. Öyle bir şey yok. İstanbul'da sabah saat 7.30 ile 10 arası hiçbir şey yetişmiyor. Ama bir taksi algısı yaratıldı ki yıllardır sadece taksi yetişmiyormuş gibi. Yani otobüs yetişiyor, metrobüs yetişiyor da bizim mi haberimiz yok? Yok. Taksi de yetişmiyor. İnsanlar istiyor hemen dibimde bitsin. Hayır, %90 trafikte taksinin yetişme şansı yok. Geçen hafta %92'leri, %93'leri gördü. Nasıl yetişsin? Bana Türkiye'de, İstanbul'da önce trafik sorunu çözülecek. İlla ki. Yani trafik sorunu çözülecek. Taksiciler sonra konuşuruz yine. Yani yine bu platformda konuşacağız. 2.7 kilometreyi 45 dakikada giderse İstanbul'a taksi yetişmez. Yok canım buradan bir kere yani bunun, çıktık. Şöyle söyleyeyim en basit örneğini söyleyeyim. Gene bu aplikasyon firmalarından bahsedeceğiz. Onlar teknolojik bir şey. Hani o İstanbul'un pik saatleri dediğimiz saatler var. O saatlerde aldığı çağrı sayısına bir baksınlar. Evet. Çağrı sayısına bir baksınlar. O çağrı sayıları herhalde 60 binleri 70 binleri buluyor 3 saatte. Gerçekleştirdiği çağrılar ise ya 3000 tanedir ya 5000 tanedir. Yetişmiyor. Yani 60.000 tane o saatte araç olsa yetişmeyecek İstanbul'da. O yüzden diyoruz ki yani İstanbul'da taksiden daha ziyade önce trafiği halledeceğiz. İşte trafik çözülmesi lazım. Ama kimse de uymuyor ki trafiğe. Bir bakıyorsun oradan giriyor, bir oradan çıkıyor, birini solluyor. Şimdi bu kuryeler fena. Ya şimdi bizde yani, bir trafik kültürü oluşmadı. Yok. İşte altyapı olarak da trafiğe şu anda yatırım da yapılmıyor. Yani aynı yollar devam ediyor bakıyorsunuz. Bugün ben buraya gelirken Fatih'te mesela şey vardı asfalt çalışması. Ya ben normal bir vatandaş olarak hakikaten çok üzülüyorum. Günün en yoğun saatinde öğlen... Saraçhane'de asfalt atıyorlar, yolu kapatmışlar. İşte. Yani gece yapın, çöp alıyorlar. Akıl alır gibi değil yani. Bakıyorsunuz, yani çok yoğun saatlerde şey var. Siz trafiği kapatıyorsunuz, zinhar komple kapatmışlar, asfalt çalışması. Bu çok gece 1, 2, 3 gibi yapılması gereken şeyler. Geçen hafta mesela Beşiktaş'ta da bu manzarayı şey yaptık. Cumartesi akşamları mesela Beşiktaş'ın, Kadıköy'ün en yoğun olduğu saatler. Bakıyorsunuz saat 11'de Beşiktaş Meydanı kapatıyorlar asfalt çalışması. Yani bir planlama hatası var, koordinasyon hatası var. Ama fatura her zaman işte diyorlar ki taksi esnafı suçlu, taksi esnafı kabahatli, iyi hizmet sunmuyor. Tabii reçete yani. Diyoruz, reçetemiz bu, var, çözüm. Bu 2015 senesinden beri medya aracılığıyla yapılan bir
algının neticesidir. Kesinlikle. Sonucuna geldik. Uber'le başladı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam etti. Taksi için el kaldırıyoruz da şu andaki değerli belediye başkanımız İmamoğlu'yla devam etti. Burada rant yüzünden biz halkın önüne atıldık ve onun rant derken neyi kastediyorsunuz? Kimin rantı? Söyleyeyim, 5000 plaka çıkaracağım, 5000 plaka çıkaracağım diye Sayın Belediye Başkanımız o zaman halka birdenbire böyle bir çıkışta bulundu. Sonra dedi ki ben bunları kiraya vereceğim dedi. Dedik ki kiraya vereceksen biz şoförler olarak şoförlere vereceksen yanınızdayız dedik. Ama sonra tuttu dedi ki yok hayır ben bunu şirketlere vereceğim dedi. Ama 10.553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı öyle demiyor. Peki bir şey yani soracağım. Bugün Türkiye'de, odayı niye Türkiye'de, muhatap almıyorlar? Mesela çok özür diliyorum. Anlamak için soruyorum. Toplum da bunu anlamak ister. Eyüp Başkanımız herkes şunu şöyle yanlış anlaşıldı o da. Zannetti ki bu 5000 tane plakanın karşısında zannetti kendisini. Öyle izlenim yaratıldı. Aslında Eyüp Başkan 5000 plakaya değil, veriliş şekline karşıydı. Evet, dedi ama ki, işte ihale yapın, ifade ihale yapın, ihale yapın. Seçim döneminde verin. De aslında bence ifade edemedi kendini. Hani o bir slogan gibi bir şey söylemişti ama bence onu hani çünkü artık birilerine yaklaşmak zorundasın. Yani işini halledeceksin, o kadar insanın yükü var. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı tartışılır ama. Ya da hiç yaklaşmayacaksın. Ya da hiç yaklaşmayacaksın. İşte baştan. Yani, baştan. İşte orada bir hatası oldu ama adamcağız da ne yapsın yani. Bütün bir İstanbul'un yükü omuzunda taksicilerin. Ben yani, şöyle düşünüyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım tabii alanında... Tabii bu arada belediyenin adı geçtiği için her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Burada taksici esnafın şikayetlerinde dile getirdikleri konularda her zaman açıklama yapabilirsiniz. Kapımız herkese açık. Buyurun. Yani benim düşüncem şu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım alanında yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Hüseyin Başkanımızın ifade ettiği gibi mesela ilk çıkış noktasında 5000 kiralık taksi falan dedi. Esasında yasal olarak bu mevzuata uygun değil. Ama Ekrem Başkan yanlış yönlendirildiğinden buna ısrar etti. Ve belediyenin imkanlarıyla biraz esnafın üstüne mobbing uygulandı. Yani vatandaşın önüne atıldı esnaf. İstanbul'da bütün billboardlarda mesela İstanbullu taksi için el kaldırıyor diye sloganlar geliştirildi. Gelmiş olduğumuz nokta İstanbullu taksi için el kaldırıyordu. El kaldıran İstanbullu yeni çıkacak 2500 taksiye el kaldırıp binemeyecek. Nasıl olacak bu iş? Ben kaldırmıyorum valla. Ben yani, aplikasyonu da sildim. Hiç de bilmem valla. Şimdi şöyle bakın buradaki nokta ne biliyor musunuz? Yakaladım. Ekrem Başkanımız bakın bu şehrin istediğiniz partiye oy verebilirsiniz. Ekrem İmamoğlu bu şehrin seçilmiş belediye başkanı. Doğru mu? Hepimiz saygı duyuyoruz. Tabii ki. Biz esnaf olarak, esnaf temsilcisi ya da burada yorumcu olarak bizim amacımız taksi mesleği, taksi durakları olsun, sürücü arkadaşlarımız olsun, araç sahipleri olsun. Bunlar tek çatı altında taksici esnafı olarak iyi hizmet sunmak için diyoruz ki bizim şu 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 problemlerimiz var. Reçete de hazır. Evet. Yani siz Alpay Demirkol'u alıp da oturursanız taksi duraklıklarıyla ilgili çözüme ulaşırsınız. Hüseyin Duman'ı alırsanız muhatap kardeşim problem ne derseniz çözüme ulaşırsınız. Tabii. Ama siz yanlış yönlendirilirseniz, ben Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle bakın tüm samimiyetimle söylüyorum yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Yanlış yönlendirirseniz son 6-7 senedir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız, ulaşım alanında kimsenin mutlu olmadığı projeleri çıkartıyorsunuz ortaya. Yani Ekrem İmamoğlu'na buradan seslenmek istiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız, evet, illaki bizi izleyen, kendisi izlemese de çevresinde vardır izleyenler. Yanlış yönlendiriliyorsunuz. İvedi bir şekilde ulaşım camiasıyla, yani ulaşım esnaf temsilcileri ne diyor? Yani biz de istiyoruz. İstanbul'da taksi sayısı mı artacak? Artacaksa şu şekilde artması lazım diyoruz. Kulağı tersten tutmaya çalışıyorlar. İstanbul'da mesela biz diyoruz ki taksi sistemi çorbaya döndü. 5 tip taksi oldu İstanbul'da. Ya dünyanın hiçbir metropolinde 8+1 yani. Aldık problem. Bakın bir proje, Ekrem Başkanımızı araca bindirdiler, bayan bir sürücüyle tur attırdılar İstanbul'da, proje tutmadı. Şu anda ne oldu? Patır patır geri gidiyor. Ya su taşıyorlar. 500 tane araba sahaya hiç çıkmamış. Hiç çıkmadı. Yani siz ticari bir faaliyettesiniz. 500 tane araba, 500 tane insan, 500 tane aile
araç alıp da rentable görmediğinden ben diyor en azından evde ev kurusu olan ekmek yerim. Bir de 1,5 milyona 2 milyona araba alacağım, sahaya çıkacağım, zarar edeceğim. Bunu kimse göze almıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na bu projeyi iyi proje diye sundular. Anlatabiliyor muyum? Ekrem İmamoğlu'na işte ulaşımla ilgili daha farklı bir sürü şey yaşıyoruz. Esnafı dinlemeden iyi taksi, mesela Ekrem Başkan seçildi, iyi taksi komple kapatıldı. Şu anda iki tane aplikasyon firmalarına meydan açıldı. Aplikasyon firmaları İstanbul'da cirit atıyor. Ben belediyede sorumlu olsam ivedi bir şekilde mesela vatandaşın soyulmasına, esnafın soyulmasına kesinlikle müsaade etmem. E peki o da niye buna müsaade ediyor? Odanın elinde hiçbir yetki yok ki. Niye? Yani elinden gelen bir sete kalsın. Biz bile, bakın ben de kadın derneğimiz var bizim. En ufak bir şeyde toplumsal duyarlılıkla çıkıyoruz. Direniyoruz, eylem yapıyoruz. Dile getiriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Yani koskoca bir oda ve çok ciddi bir şeyi var, üyesi var. Ne kadar üyesi var? Ya 14 bin küsur üyesi var da. Şimdi 15 bin kişi UKM'nin önünde eylem yapsa, iki gün otursalar orada, bak bakayım çözülüyor mu, çözülmüyor Hüsnü mu? Hanım, o sizin dediğinizi biz genelde mesaj olarak da sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Gelen esnaf sayısı 300. Niye? Gelmiyorlar. O zaman başka bir şey var. Bir şey var ya. Yani. Esnaf yorulmuş. İnanın bıkmış şu anda var artık. Ya. Hayır, şöyle söyleyeyim. Eskiden taksici bir kız istemeye gittiğiniz zaman öyle değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Alırlardı. Kız istemeye gittiğiniz zaman, meslek sorduğu zaman, kız tarafının babası taksici dediği zaman güvenilir. Tabii. Şu anda taksiciyi öyle bir şeye getirdiler ki çocuklar babam taksici demeye utanır hale geldi. Niye? Olur, bakın çok canım. Vahşi. Hayır bak, şimdi gerçekler şeyde, biz bu mecliste icra ediyoruz. Namusumuzla çalışıyoruz. Hiç problem yok. Hakikaten bu işte o kadar iyi insanlar var ki, yani İşin ciddi yapan, hakikaten çok kaliteli abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama toplumda bu vahşi firmalar diyeyim, daha çok kazanabilmek için, diyoruz ya sisteme çökmek için, Uber'in işte Türkiye'ye gelişi, Uber'den sonra işte belediyenin belli bir mobbing uygulaması, belediyeden sonra Martı Tag'ın sahaya çıkması. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ercan'ı hepiniz tanırsınız, sevgili Ercan'ı. Biz yıllar önce taksi programını yaptığımızda bu şey, bir taksi yanılmıyorsam yeni yeni böyle çıkıyordu. Hı-hı. Hatta biz de gitmiştik onların, sanıyorum öyle yanılmıyorsam, şeylerine bakmıştık. Mesela o zaman Ercan döndü, dedi ki ya, dedi bak, dedi Hüzün, Gözcan, bak bunlar var ya, bu ülke başına bela olacak demişti. Hadi canım demiştim. Ama doğru, bela oldu yani. Ya, hem taksiciye hem vatandaşa. Düşünsenize, 30 lira veriyorsun, taksi çağırıyorsun. Halbuki taksi durağından hiçbir para vermene gerek yok. 200 lira veriyorsun, randevu yaptırıyorsun. Ya ama bak, ekrana bakıp söyler misiniz Hüseyin Başkan? Yani ekrana bakın, vatandaşa, taksi müşterisine söyleyin. Ben ekrana bakıp taksi durağında olanı söyleyeyim o zaman Hüseyin abi, müsaadenle. Şimdi bir taksiden, Uber'den... Sizin ekran şu taraf olması lazım. Evet, bu tarafa bakıp üstüne basa basa söylüyorum. Biz taksi durağında İstanbul'da taksi isteyen hanımefendiye, beyefendiye taksi gönderdiğimiz zaman 30 TL istesek, taksi durağına öbür gün sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zabıta geliyor. Aynen 180 öyle. İşe şikayet ederler. Evet. Kapatmayla tehdit ediyor. Uyarı veriyor. Peki buradan sesleniyorum. Uber bir taksi çağıran 30 TL istiyor. Buna neden kimse ses çıkartmıyor? Ben çıkarttım vallahi. Tamam, siz çıkartıyorsunuz, i̇şte biz çıkartıyoruz. Belediyeden neden ses çıkartmıyor? Bak, ben çevremdeki insanlara söylüyorum. Onun için diyorum, bakın. Burada bir soygun var. 30 TL bir insanla. İşte ama günde çoğu bilmiyor. Günde 1,5 milyon yolculuğun kaç tanesi aplikasyonla? Yani bana göre yarısı. Yarısı. Siz geçen gün bir hesap yaptınız. Yani benim yaptığım bir hesap var. Ben bununla ilgili makale de yazdım. Aşağı niye yukarı... okumuyor senin makaleni? Şimdi şöyle, esnaftan çok güzel geri dönüşler oldu. Ortalama 20 milyonluk para buhar oluyor. Bakın, 20 milyondan bahsediyorum. Buradan biz her programda çağrı yapıyoruz. Bakanlık temsilcilerimizden, Ulaştırma Bakanlığı ne diyoruz? Türkiye Kart diye bir şey çıkarttı. Siz Bursa'da da aynı kartla otobüse bineceksiniz. Metroya, tramvaya. Trabzon'da da bineceksiniz, Nevşehir'de de bineceksiniz, İstanbul'da da bineceksiniz. Bakın, teknoloji buna çok müsait. Biz de diyoruz ki bunlar pahalı zaten uygulamalar değil. Bakın, taksi durakları emin bölgeler değil mi? Esnaf var, güven var. Sen taksi durağını entegre yap. Taksileri bütün sisteme dahil et. Puanlama sistemi olsun. Sürücüyü zaten oradan rahat takip edebiliyorsunuz.
SGK'yı bile takip edebilirler biliyor musunuz? Yani SGK kayıtları, biz SGK'da geçen hafta konuştuk problem. Bütün sistemi tek bir uygulamayla çözebilir devletimiz. Bizim devletimiz bakın çok güçlü firmalarımız var. Şu anda ne diyoruz? Savunma sanayinde mesela dünyaya meydan okuyan yazılımlarla firmalarımız var. Çok basit bir taksi çağrı uygulamasını yapamayacağını mı zannediyorsunuz? Alasını yapar ama şimdi burada birileri gerek belediye kanadından gerek bakanlık kanadından burada ciddi bir para dönüyor. Kimse görmek istemiyor. Ya biz hadi biz soyuluyoruz. Taksiciyi sevmiyorsunuz da ya yok, vatandaş da soyuluyor. İsmet bak bir şey söyleyeyim mi? Taksiciyi sevmiyorsunuz diye bir şey yok. Her toplum seviyor tabii ki. Biniyorlar bak. Düşünsene. Senin eşin ya da ben bir kadınım değil mi? Taksiye biniyorsun, sohbet ediyorsun. Hiç tanımadığın bir adam. O doğru mu? Bir daha görmeyeceksin. Evet. Rastlama şansın yani milyonda bir belki. Ama sohbet ediyorsun. Varsa bir derdini anlatıyorsun. Bir şeye zorunla gitmişse oturup arabada ağlıyorsun. Evet. Sana önden mendil uzatıyor taksici. Evet. Ya da bir su alıyor sana. Şimdi... Ya da bir şehirler arası yola gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Anlaşıyorsun durakla. Cenazen var, yetişemiyorsun, uçak falan yok. Ne yapıyorsun? Taksiyle gidiyorsun. Peki bunu yoldan çevirdiğin bir arabayla gidebilir misin? Yok. Taksi demek durağı. Ki toplumda bir sorun yok. Toplumda şöyle bir sorun var. Bilmiyor. Bak şimdi... bilmiyor. Ben özür dilerim bitiriyorum. Bu uygulama ismini vermek istemiyorum sevimsiz şeylerin. Taksi benden yakın mesafeye, uzakta bak anlamadık. Demek ki ne kadar çok para verdik. Yakın mesafede Allah Allah dedim, ne zaman zam geldi? Haber de yapmadık. Dedik yok abla dedi, 30 liraya dedi, yine aynı indi bindi 90 lira. Alacağız, uygulamaya. Dedim niye? Benden de alıyor. Yazın abla dedi, bunu ilk programımızda da yapın dedi, programdan bahsetmiştim. Bilmiyor, ben hemen anında sildim. Ya şöyle ama kişisel verilerimiz de orada. Ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Buradan İstanbul halkına da sesleneyim. Seslenin kameradan. Taksi durakları sizlerden bir para almıyor. Evet. Rezervasyon da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte, istediğiniz yere ben şu saatte araba istiyorum diye rezervasyon da yapabiliyorsunuz. Ve sizlerden hiçbir para talep etmiyoruz biz. Evet. Bizler taksi durakları. En güvenli şekilde götürüyorsunuz. Aynı şekilde. Ama bugün teknoloji var, teknoloji ilerlemiş mi? Nasıl benim için, ben bir taksi şoförüyüm, kullanıcıyım, aynı zamanda araba üstünde çalışıyorum ben. Nasıl benim için ben taksi durağımın dışına gittiğim zaman o aplikasyonu kullanıyorsam, sizler de mahallenizdeki taksi duraklarına sahip çıkın. O mahalleden ayrıldığınız zaman kullanmanız gerekiyorsa şayet aplikasyonu, yani o zaman kullanın. Çünkü... yani bugün internette her bölgedeki taksi durakları da var aslında. Yani iş yerinizdeki taksi duraklarıyla beraber irtibatlısınız. Evet. Evinizdeki taksi duraklarıyla, evinizin oturduğunuz bölgedeki taksi duraklarıyla irtibatlısınız. Ya ben geçen gün durakta bizim eski bir durak başkanım var. 72 yaşında 50-60 senelik durak orası. Evet başkanım. Babasını taşımışız, şimdi oğlunu kızını taşıyoruz. Ya işte böyle. Vallahi ben bu programın nasıl sonuna geldiğimizi anlamadım. Vallahi şimdi toparlamak gerekirse, değerli başkanım 2-3 cümleyle alalım. Vallahi son sözlerimizi. Şöyle söyleyeyim, ben kalite deniliyor. Aslında çok şey konuşacaktım ben. Konuşacak çok şey var. Bu artık platform sizin geleceksiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kalite diyorlar. Bence kalite... Araç kalitesiyle olmaz. İnsan kalitesi. İnsanın hizmet verenin, kalitesi. O hizmeti verenin kalitesiyle olur. O yüzden de buradan 5 senedir söylüyorum. Lütfen toplu taşıma kullanım kartını 20 dakikada 322 TL karşılığında vermeyin. Bunları bir eğitime tabi tutun. O eğitimin sonunda bir imtihana tabi tutun. Ondan sonra... Verin. Toplu taşıma kullanım kartını verin diyorum. Evet. Bizim de çağrımız olsun buradan. Buyurun. Biz zaten taksi durakları olarak çoğu yapmamız gereken, kullanmamız gereken uygulamalarda hepsini aslında bırakıp kendi uygulamamız olduğunu burada söyledik.
taksi duraklarının en büyük sıkıntılarından biri, program kısa sürdü. Bir dahakine inşallah. Hızlı geçiyor. Tekrar geçiyor. Kısa zirvedesin. İstanbul Havalimanı ayrıca Sabiha Gökçen'den taksi durak misafirlerimizi kendi misafirlerimizi alamama gibi derdimiz de var. Evet. Çok büyük problem. Onu yıllardır söylüyoruz. Alamıyoruz. Yani orası özel bir bölge anladığınız kadarıyla. Niye alamıyoruz orada, pardon bir sorayım. Havalimanı başkanlarına da davet edeceğiz ilerleyen programda. Durak başkan Fahrettin Can. O konuda... Yani orası Hüseyin abi sen de o konuda... Yok, şey yapıyoruz, bitiriyoruz. Merak ediyoruz biz, yani neden alamıyoruz? Burası neden, İstanbul değil mi? Alınması gerekir. Neden gerekir? Alınması gerekir? Devlet Hava Meydanları bize o yetkiyi vermiş. Diyor ki sen evet oradan o yolcuyu alamazsın. Peki diyorum rezerveli yolcumu nasıl alacağım? Rezerveli yolcunu diyor otoparka girerek alabilirsin diyor. Otoparka girip de bağlanan otoparka araba sayısı da var abi. Otoparka girmiş. Elinde otopark fişi var. Evet. Yolcusunu almış. Peki, çıkarken arabayı bağlanan arabalar var. Evet. Ben bunu emniyetle görüştüm. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben bağlarım diyor. Siz ne haliniz varsa görün diyor. Ben o de zaman ki, bir dahaki haftaya onu konuşalım. Yok, Fahrettin Can'la İstanbul Havalimanı Başkanı, Kooperatif buradan da Başkanı. Selam olsun. Bir de Ahmet Çavuş var, Sabiha Gökçen Kooperatif Başkanı. Kendine onların ikisini de davet evet. edeceğiz. Davet çünkü esnafın önce. Havalimanlarıyla ilgili biraz problemleri var. Onlardan da dinlemek isteriz. Tabii ya ki. Çözümler basit. Evet. İsmet Başkanım. İsmet çözümler geldi çok Albay Başkanımız başına. Tamamlasın. Ondan sonra da ben evet. sonlandırayım. Yani bizim taksiyle ilgili sorunlarımız, çözümlerimiz hep var. İşte buna biraz zaman lazım. Vakit lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Vakit var, hızlı geçti. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben son olarak şunu dikkat çekmek istiyorum esasında. Biz burada taksi esnafının sesi olmaya, müşteriye hizmet kalitesini artırma hedefiyle bu programa başladık. Şu dikkatinden kimsenin kaçmasın. Yani taksi esnafı özellikle bunu göz önüne alsın. Büyükşehir Belediye'mizin 2500 yeni taksi kararından sonra hiçbir televizyon kanalında taksi ile ilgili olumsuz haber çıkmadı. Bu bir tesadüf değil. Taksi sistemi tamamen PR şirketleri tarafından mobbing uygulanıyor. Taksi sistemini böyle kötü gösterilmesi, az önce ifade ettiğim gibi işte çocuklar babam benim taksi demeye utanmasının yegane sebebi bunlar. Bu vahşi firmalar ne bu dünyada ne inandığımız bizim ahirette bunun hesabını veremezler. Çünkü hakikaten çok zor bir şey. Yani taksiciler pırlanta gibi insanlar var içimizde, kötü her sektörde var. Ama evet. bizim sektörü kimsenin kötülemeye, hor görmeye hakkı yok. Son olarak bunu söylemek istiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hey Taksi programı son sürat devam ediyor. İlerleyen bölümlerde inşallah birbirinden kıymetli misafirlerimizle evet. süre yetmedi. Alpay Başkanımız olsun, Hüseyin Başkanımız olsun. Tekrar alırız. Mesela bir eksikliğimiz var. Son olarak şunu söyleyeyim. Hüseyin Başkanımız mesela sürücü arkadaşları temsilen geldik. Biz Martı Tak davasından konuştuk, aplikasyonlardan konuştuk. Sürücü arkadaşları konuşamadık. İnşallah bugün. İlerleyen bir programlarda tekrar şey yapacağız. İnşallah. Evet, çok çabuk geçti. Gerçekten nasıl geçtiğini de anlamadık. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere mutlu akşamlar diyorum. Bizden ayrılmayın, Meltem TV'de kalın. Hayırlı akşamlar.